Şimdi burada güzel bir laf var. Nedenini çözmemekle birlikte Özlem Türkadın seyrederken aklıma hep Adile Naşit geliyor. Evimizden birisi gibi. Şu evimizden birisi gibi lafını bütün sosyal medyada, yani seni araştırdığımızda evimizden birisi gibi lafı kullanılıyor. Biraz anonim bir tip miyiz? Nedir yani? Teşekkür ederim. Yani çok güzel bir şey söylediniz. Bilmem, belki hani ortalama tombul Türk kadını tipinde olduğum için olabilir. Çorak bir şey. Ya gözünü seveyim ya. Olabilir. Ama ne tombullar gördük zaten, yoktular. Bilmiyorum, herhalde o benim oyunculukta kafayı taktığım bir mesele, bu doğallık meselesi. Yani gerçek olmasıyla çok ilgileniyorum oynadığım şeylerin. Bir de ama içimizden biri duygusu başka bir duygudur. Evet. Yani hem gerçek hem de içimizden biri olabildiysen o bayağı bir hani aldın başını gidiyorsun. Ucunun da ona değdiğini düşünüyorum aslında yani. Hakikaten malzemeleri doğru yerden demek ki aklımda tutup herhalde çekiyorum ki öyle hissediyor insanlar. Harika ya. Yani yeteneğe ben acayip saygı duyuyorum. Bu arada yeteneksizsiniz bugün finali yaptı. Biz buraya gelirken yeteneksizsiniz kim birinci olacak diye düşünmüştük. Türkiye'nin en büyük yeteneği bir köpek çıkmış. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle mi? Evet. Yani o da ki yeteneği algıladığımız pozisyona bağlı bir şey. İlginç ya. Siz iyi olmuş. Ne olmuş? İyi olmuş. Fena değilmiş değil mi? İyi olmuş. Yok. Fena değilmiş. Karşımda mamayla ya mi? Bundan sonra şey bayağı bir şimdi çıta yükseldi. Çıta değişti şimdi. Çıta değişti. Çıta yükselmedi, direkt değişti yani. Direkt değişti ya. Böyle enteresan bir şey. Evde kaplan beslemeye kalkanlar çıkar artık herhalde. Ben de götürüp yarıştıracağım falan diye bir dertine diye. Değişik tamam, bir duygu. Neler olacak? Bayağı bir yani Türk bakın insanı... hemen bir kere de yiyor adam. Ye beni diye. Komuto ye beni. Aç kapa. Bu yolda telef olabilecek bir şey. Peki girdiğin her ortamda karın kaslarını gösteriyor musun? Hakikaten doğru mu? Böyle bir şey var ya. Ya bunu göster babana karın kaslarını. Ya bu böyle bir şey. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim... Ya benim aynı salonda çalıştığım arkadaşlarım bile şey demiş arkamda. Photoshop ya, adam rezil oldu, Photoshop yaptırmış ya falan diye böyle, tamam mı? Dedim ya arkadaşlar Photoshop falan değil yani. Her gizli yerde. Bizzat kendisi yani. Yani diyor ki bir göster o zaman falan. Yani şöyle gezer oldum yani, böyle bir durum oldu. Tabii herkese öyle göstermiyoruz. Sen de şaşırdın şimdi. Sen de bakıyorsun. Bilmiyorum ki, bir tane görelim acaba. Aynı gerçek mi değil mi? Photoshop var mı? Mehmet de anlar en azından ya. Var ya mı? Yok, bizde Photoshop yok abi. Bizde Photoshop olmaz. Ya biz direkt uzmanına soracağız. Baba bunda Photoshop var mı? Çalışıyor, çalışıyoruz yani baksana. Adam çalışır. Ne olmuş ya? Abi burada Photoshop yok. Haksızlık var. Haksızlık var. Evet ya, hakikaten bir sıkıntı. Peki yani hani... Sende bir tane fazla kas mı var? Ben gizli zenciymişim. Abi ben gizli zenciymişim. Buralarda kaslarım varmış, onu öğrendik. Ciddi misin? Evet. Böyle bir durum mu varmış? Ya bu gene mesela bana şu an mesela Türkiye... Onu bir kere daha gösterelim, onun üzerine konuşalım. Yani şimdi bodybuilding şampiyonası var Nisan ayında. Orada böyle bölüm bölüm fitness bölümü var. Fitness'te bana katıl diyorlar. Kesin birincisin. Çünkü böyle bir şey yok yani. Genetik olarak böyle benim enteresan kaslarım var yani. Tabii şu varmış şey, yani. Şuradan bir kafa çıkar gibi abi. Koltuğun altından bir evet, kafa öyle, çıkıyormuş gibi içeriden. Şu an da bundan daha biraz daha iyiyim. Yani bu daha... Biraz... İnanmam, göstersin. Bunu buraya geleceğiz. 12 geçmiş be. Photoshop bu ya. Yani. Photoshop abi, bence de Photoshop. Biraz daha gazlasak bu programın sonunda olacak galiba. Yani. Gösterdim, göstereceğim. Gazsız düşünün yani. Ya ama özel bir beslenmeyle mi o hale geliyor yoksa hani? Evet abi, özel beslenme. Nasıl besleniyorsun abi? Oradaki mesela ben şuradaki kası geliştirmek için neyle besleniyorsun? Yok, o besinle değil, o çalışmakla. Ha, ama yani o kasın görünmesini sağlama şekli besinle. Ya orada hep senin de kasın var yerinde mı? Yani onu göremiyoruz. Ben 45 sene, ben hiçbir şey göremiyorum. İşte onu yemek yani. Baktım hatta orumu da göremiyorum. Yiyor yani, yemek alışkan. Ben mesela tamamen protein ağırlıklı besleniyorum. O da spor yaptığım için. Tabii o protein ağırlıklığında böyle dönemleri var. Ya, spor çok enteresan. Herkes hedefsiz çalışmak dediğimiz bir şey var. Bir hedefiniz olmadığı zaman bu işte başarı olmuyor. Yani benim hep böyle bir, ben de 4 yıl çalıştım, bir yere varamıyordum yani. Hep bir yerde kalıyordum. Çalış nereye kadar? Evet yani. Sonra bir hoca tuttum. Bir hocam şimdi var, Yavuz Hoca, o da Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. O bodybuilding'de Türkiye şampiyonu olacak iddiası. Bana diyor ki katıl, sen de diyor fitness'ta Türkiye şampiyonu ol. Fakat orada böyle takla makla atıyorlarmış. Yani orada çuvallarım dedim. Hani tamam, vücut tamam da taklaya falan geldik mi? Bir daha bir karizma. Bozulurum dedim yani. Yani olmaz. Böyle giriyor ve takla atıyorlar. Tamam sana. Olmaz. Geçmez şey bana dedim bunlar. Yani böyle hareketler falan. Tarzım değil dedim. Kaç yaşında oldum? Çok, çok enteresan. 40 söyleyeyim mi acaba? Herkes izliyor şimdi. Sen çok izleniyorsun, söyleyeyim. Tamam, 36 diyelim ortalama. 36 yaşta bu vücut vallahi bravo yani. Yani 20'lik genç çocuklara falan. Thank you. Dudak ısırtırsın. Güzel ama yani sonradan da başlasan geldiğin nokta iyi de nereye kadar abi böyle? Yani 40 yaşında başladım düşün. Peki nereye kadar koruyabilirsin onu?
Ya. Nereye kadar koruyacağım bilmiyorum. Şimdilik yapıyorum. Bir de ben bu artık benim bir hayat, yani hani hayat tarzım oldu falan. Evet öyle oluyor. Çünkü şöyle bir şey var. Buna sahip oldun mu büyük sorumluluk var. Ya şimdi mesela sen de? Ya şöyle bir şey var. Bu bozulacak korkusuyla ben her gün gidip çalışıyorum. Artık hani onu geliştireceğim diye gitmiyorum ki. O kadar iyi anlıyorum. Ya bunu yapmasam, terk etmesin beni. Yarın bozulur, yarın bozulur bu falan diye. Terk etme beni, ne olur. Bir sabah hep öyle rüyalar görüyorum. Bir kalkıyorum dümdüz olmuşum falan. Kabus mu diye. Ya ama evet ya böyle tabii, yaşanmaz. Tabii yaşanmaz. Çok stresli. Girmeyin bu işe vallahi. Abi çok iyi anlıyorum seni. Bir ona girmeyeceğiz. Bir fitness. Aynı ben de. Görüyorum her sabah. Sen şöbiyete bağlamışsın hani o da değişik misin tatlı, tabii. Tatlı tatlı bir minik minik ya. Peki Yasemin konservatuvardan oyuncu olmamak üzere mezun olmuşsun doğru mudur? Yo. Yani bir oyunculuk yapmayacağım duygusu gelmiş. Şöyle sana. Bu çok enteresan bir röportaj ve her tarafta karşıma çıkıyor. Deli olmam lazım. Niye ben oyunculuk okuyup da oyuncu olmamaya? İşte, o ayrı bir delilik. Delilikler mesela kategori kategori değişiyor yani bölüm bölüm. Yok hayır hiç öyle bir şey yok. Hani hatta şöyle demişler oyuncu olmaktan vazgeçip radyocu olmaya karar verdim diye bir cümle var. Oyuncu olmaktan vazgeçip radyocu olmaya karar vermişsin. Hiç öyle bir şey yok. Ben açık olarak söyleyeyim. Hep soruluyor. Gerçekten öyle bir şey yok. Sadece şöyle bir durum var. Evet okuldan mezun oldum. Ve direkt devlet işte tiyatrolarının sınavına girmek üzere arkadaşlarımızla toplanıp Ankara'ya gittik. Sınavlara girdik. Ve bak sınavlarda millet Ankara'ya geliyor bir gördünüz dizi mevzular yaşadıktan sonra dönüp ben bu devlet tiyatrosu işine hiç bulaşmayacağım kararı verdikten sonra tabii ki oyunculuk yapmaya devam etmek üzere ama devlet tiyatrolarına girmemek üzere bir kararla mevzuya başladım. Abi buradan oraya nasıl bağlamış adam peki yani? Hani senin söylediğin çok son derece makul bir şey. Devlet tiyatrosu bir işim olmayacak. Şehir tiyatrosunu deneyebilirim. Dizi varsa diziyi deneyebilirim. Aynen öyle. Yani hani tiyatro yapabilirim falan. Çok enteresan ya cümleler. Böyle oluyor genelde. Ama radyoculuk peki o da mı yalan? Yok yalan değil. O dönemde tabii hani para kazanmam gerekiyordu. Radyoculuktan kim kandırır seni? Yok hani yani yaşayabilecek kadar kazanıyordum. Öyle hani. Mi? Tabii. Bayağı böyle kıt kanat geçinen yani. Tabii ben. Makul hani, ölçüleri olan bir hanımefendiymişsin. Öyle başlayayım tabii yani. Hani. Sonra da yönetici olmuşsun anladığım kadarıyla. Aynen öyle oldu. Biraz hırslı oldum. Mıyız sanki? Yok değilim. Hırslı mıyım Özlem? Değil, hayır asla. Sen nereden biliyorsun? Özlem hırslı mıyım? Hayır hayır. Bende var mı hırsı? Ha söyle var mı? Paso hepimizi idare edecek. Yok değilim. Benim hatta bir 30 sınav çekmem lazım. Müsaade edin falan delirmiş. Ya bende o kadar hırsı yoktur ki. Bir arkadaşım işte bir rol teklif etti yapımcılardan biri ve çağırdı. Dedim ki ben gerçekten kendimi çok iyi hissetmiyorum. Ben bu rolü oynamayayım ama bak yanımda bir arkadaşım var onu getirdim. Bu rolü o oynasın falan diye getiren. Mehmet'i mi? Sonra ben abi. Hadi canım. İkinci barda sen mi oynadın? Yok ben şeyde oynadım. Inception'da. Ha anladım. Ama bıyıksız haliyle. Yok. Yok. Güzel ama ya. O, ya belli ki. Bir Amerika var ama ya. Mesela bir evet Amerika'ya o eşimden gitmişsin. Dolayı bir Amerika durumumuz gittiniz. Oldu. O, orada bir şey katıyor mu insana? Oyunculuk moyunculuk bir şey katılıyor mu? Orada çok istedim bir şey katsın. Ama çok çok oyun izleyebildim. Yapabildiğim hani bu tip sanatsal faaliyetleri dışarıdan gözlemleyebildim. Küçük bir kasaba galiba. Merkeze çok yakın bir yer değil mi? Küçük bir kasaba. Monterey diye bir kasaba. Fakat çok zengin bir kasaba. Clint Eastwood'un hani orada belediye başkanı olduğu falan bayağı böyle hani oyuncuların orada tatil beldesi olarak kullandıkları Carmel, işte Monterey, hani San Francisco'ya çok yakın. Kaliforniya'da bir küçük bir kasaba kılıklı bir yerdi ama çok zengin bir kasabaydı. Biz de orada evet yaşadık 2,5 yıl. Ama 3-5 yani oradan bir Kaliforniya falan hani Los Angeles, San Francisco bir şey. Orada yani uzun süre kalmak lazım tabii. Çok dile hakim olmak gerekiyor. Hani ben sadece dil okullarına gittim. İyi bir İngilizcem olsun hani dedim ve dil oradaki oyunculuk eğitimleri çok pahalıydı ve yani o zaman ben çocuğumu şey yetiştireyim duygusuyla gittin ve geldin mi? Çocuk var mıydı? Çocuk sonra doğdu. Amerika'yı mı doğdu çocuk? Amerika'da doğdu. Evet. Amerika vatandaşı mı? Evet. Bak o iyi olmuş kendisi için. Ne dersin? Bilmiyorum bakacağız ileride hani memnun olacak mı durumdan? Doğru. Kendisine sormak lazım. Evet. Ya Murat ben şeyi kırdım siz. Neyi kırdın? Kalem tasarımı da yapıyor musun? Yaparız abi istersen. Abi bana kalem tasarlayabilir misin? Çok da sevdiğim bir şeydi. Evet. Elimi boyardı. Canım benim. Bunu bir anı olarak saklayalım arkadaşlar. Çok şey geçti bize.